Hayat neden bu kadar zalim? İnsanlar, insanlar neden bu kadar zalim? Yaşamak neden bu kadar zor ve bu kadar güzel ve vazgeçilmez? Peki, insanların birbirlerini anlamamak için bu büyük çabası neden? Büyük çabası neden? Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Doğukan Sonsuz. Bugün aslında Kadir'in de sizlerle beraber olmasını isterdim. Ne yazık ki kendisi bir cezaevine gitti. Eski işlediği suçlardan dolayı. Öncelikle ben onu kısaca bir özet geçeyim. Şimdi kendisi bir girdi çıktı yapacak. Yaklaşık bir hafta kadar kalır, işlemleri falan sürebilir. Onun haricinde benden rica etmişti video çekmem için. Ayrıyetten Enver amca vardı. Kadir'in videolarda görmüştünüz. Enver amca da hakkı rahmetine kavuşmuş. Güzel bir insandı aslında. Ben şahsi olarak tanımadım. Bir iki kere kısa bir diyalogumuz, muhabbetimiz olmuştu kendisiyle. Hakkı rahmetine kavuştuğunu öğrendim. Bu durum da beni üzdü. Ayrıyetten Kadir'in olmaması da beni üzdü. Hani benden rica etmişti kısa bir video çekmemi. Kendisi şu an zaten çıktığında da videoyu görür. Ben onun şimdi sevgilisinin numarasını bırakacağım buraya. İsteyenler, onu merak edenler, ona ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilir. Kadir şimdi izlediğimiz zaman geçmişte gerçekten güzel şeyler yapmış birisi. Yani tüm çocukları doyurdu sokakta. Yani sokakta mücadele etti. Haksızlığa baş kaldırdı. Yani bir şeyleri başarmaya çalıştı tek başına. Elinden geleni yaptı. Güzel bir kardeşimizdi. Şimdi de güzel. Herhangi bir kötülüğünü görmedim bu zamana kadar ben. Benim bu şahsi görüşüm. Sizin görüşünüze saygı duyarım. Kendisi ufak bir, dediğim gibi, cezaevi problemi var. Onun haricinde herhangi bir sorun yok. Sağlığı, sıhhati iyi, durumu iyi. Dediğim gibi sevgilisinin numarasını bırakacağım ben buraya. Ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilir. Hani durumunu sorabilir ya da ekstra bir şey varsa onu da öğrenmek isteyen oradan iletişime geçebilir. Demek istediklerim bunlar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.